Evet sevgili canlar, kaldığımız yerden devam edecek olursak şöyle kartlarımızı toparlayınca ilahi sistem hak katı Allah Celle Celalihi şu kapandı ezanla birlikte üzerine merak ettim arkadaşlar. Değnek beşli, prensin üzerine düştü. Şimdi aslında bu şu düşünceyi bitirse burada evlilik olacak arkadaşlar. Ben konuyu ancak çözdüm şimdi. Nasıl biliyor musunuz şimdi? O kadar güzel sistem mesajı var ki burada. Şimdi eylem ruhsal olarak da dünya planı olarak her iki plan gereği de ilahi erillere eylem ait ya. Dişiler bundan dolayı eylem yapmıyor, yaptırılmıyor ya zaten. Şimdi eriller bugüne kadar bunu anlayamamışlardı. Dişillerden bekliyordu. Yani bir erkeğin yapması gereken bir iş kadından beklenildiği için orada büyük bir yanılsama oldu. Şimdi bir an anlık sezgiyle tam ezan okununca da hemen burada bu değnek beşli değnek prensin üstüne düştü. Ben de şimdi değnek prensin üzerine düşünce değnek prensin üzerine değnek beşliği nasıl düştü kapandı anlamına baktığımda şu verilmiş meğerse. Şimdi bugüne kadar yaşadığınız bu para beşli olayı bitmiş arkadaşlar. Zaten 21 numarayla bitti. Bu erilin bu aşk için hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hani artık şimdi kupa dörtlü de o kadar kötü bir karttır ki anlamı da şu yani. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Eril motivasyonu düşmüştür, inzivaya çekilmiştir, artık kapatmıştır kendini, yorgun hissediyordur ama aslında yorgun değilken bile yorgun hissediyordur. İğrenme dahi vardır arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Artık bu aşk için hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onun için hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kılımı kıpırdatmıyorum deme noktası yani. Kendini o kadar haklı görme. Fakat o kadar yanılgıda mı? Tabii ki o kadar yanılgıda. Para beşliği yaşatıyor, farkında değil. Kendine ve ruh ikizine. Bütün hayatlarına yansıyor. Sağlığına, ruhsal, psikolojik, fiziksel, maddi, manevi her şekilde. Fakat bu bilinçleme değil tabii ki. Niye? Orada perde indirildiği için olmuyor. Neden kılıç asıyla ayrılmışlardı? Geçici kavuşturulacaklar. Eril gönderildi sağ. Karmayı temizle. Eğer bu dişille kavuşmak istiyorsan Urmiya ile sana kavuşma var denildi değil mi? Biz bunu okuduk, anlattık şakır şakır. Fakat bunları dinleyip es geçen eriller o gün o eriller bu eriller oluyor. Anlıyorlar ki aslında en büyük rehberim benim sevdiğimmiş. Bana ne dese doğruymuş. Ne dese çıkıyormuş zaten. Allah kendisine zaten bütün ruhsal olarak bizim bu aşkı sen nasıl öğrendiysen ruhsal aşk Allah sana verdiyse bugün sen buradasın ve bu dişili seviyorsun, istiyorsun, taç takılıyor. Sen ne biliyorsan dişile de aynı şekilde öğretildi. Niye dişil biliyor da kendin bilmiyormuş gibi davranıyorsun o zaman? İşte sistem bunu öğretmiş erillere bu sefer de. Demiş ki hani sen dişil her şeyi biliyor diyorsun, ben niye bilmiyorum diyorsun ama dişilden önce sen biliyorsun. Dişil bunu nasıl biliyor demen için senin bunu biliyor olman gerekiyor olayını öğretmiş sistem. İşte sana önce öğrettim, sen biliyorsun çünkü sen yaşıyorsun. Karma senin tarafındaydı. Karmayı temizleyip arınması gereken eril taraf olduğu için zaten burada dünya kartı da ters geldiğinde başarısızlık asla tamamlanamam. Hani öyle ki bunu asla yerine getiremem yani. Böyle bir şey olamaz. Tam bir atalet, sabitlik, durgunluk böyle bir aynı kupa dörtlüden hiçbir farkı yok işte zaten dünya kartının ters gelmesi. Motivasyon eksikliği, inzivaya çekilme mesela. Hani hiçbir şekilde arkadaşlar bu iki kart birbirinin tam zıttı ama ikisi de bu şekilde geldiğinde ne oluyor? Diyor ki burada para beşliği yaşatan benim, haksızlık eden benim, bu aşk asla güçlü bir aşk değildir diyen benim ama bir o kadar yanıldı. Kupa dörtlü. Motivasyon eksikliği, inzivaya çekilmek, kapanmak, iğrenmek, hayali sıkıntı demektir kupa dörtlünün en büyük anlamı. Hayali sıkıntı yaşıyor. İllüzyonda arkadaşlar demek oluyor. Kapalılık durumu, içe dönme durumu. Duygular ve hislerle hareket ediyor. Hiçbir şekilde akıl ve zeka ile hareket etmiyor. Yani ben bu dişini seviyorum. O da beni sevebilir ihtimalini düşünmemiş yani hiç.
Otomatik olarak beni niye sevebilir ki? Beni nasıl sever ki? Benim gibi adamı nasıl sever ki? Niye sevsin ki beni? Kim bilir onda kaç kişi vardır elinin altında, elini sallasa 50'si gibi düşünülmüş. Yani o kadar boş illüzyon planları düşünülmüş ki bir tek ihtimali vermemiş arkadaşlar. Beni seviyor olabilir. Ben bir gidip konuşayım. Araba kartı da zaten burada onun için geldi. Hayatımın direksiyonuna geçemeyen ben, bu eylemi yapamayan bendim dedi. Bitti. Artık arabanın direksiyonuna geçmişsiniz. O konu kapanmış. Hani ilk başta da geldi ya, ben duygusal bir karakterim, beni çok fazla üzüyorsun dedi ya, kupa dörtlüye çektim geldi ikisi mesela. İşte burada zaten şunu anlatıyor. O kadar ki duygulara ve hislere, sezgileri unutuyor, aklı zekayı unutuyor, ruhun kendisine söylediğini unutuyor, aşık olduğunu unutuyor, sevdiğini unutuyor, insan olduklarını unutuyor. Bu aşkta aşık olabilir, birbirini sevebilir, ben bir şans tanıyayım, bir birbirimizi tanıyayım ihtimali yok. Ama duygu, melankolide bir o kadar bir boğulma durumu var burası. Mecazi anlamda tabii ki. İşte zaten bu yengeç evi dördüncü evdir. Kupa dörtlü. Dördüncü ev konularını atalar, soysop, çevrene dere bakan kişiler. Üçüncü kişilerin ağzına bakan erillerin düşündüklerini gösterir. Yani burada hiçbir şekilde tamamlanabileceğini düşünmüyor. Kendisinin güçlü biri olduğunu, karşısındaki insanın güçlü biri olabileceğini, birlikte daha da güçlü olabileceğini, birbirini sevebileceklerini, çok sağlam temeller üzerine bir gelecek kurabileceklerini, ilerleyebileceklerini, istikrar olabileceğini inanmama kartıdır bu. Halbuki inansa kupa dörtlü de der ki dört kupam var yani. Dördüncü ev, sen burada çok sağlam, köklü bir ilişki, bir gelecek kurabilirsin. Buna inanmıyorsun. İşte dolayısıyla ne yapıyor? Can sıkıntısı, kopukluk hissi, ilgisizlik, yenildim, yenilgi hissi, yenilirim. Beni kabul etmez ki, beni sevmez ki. Kim bilir orada kaç kişi vardır elinin altında. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Küçük yalanlardan, küçük neydi? Beyaz yalanlardan bir şey olmaz. Küçük yalanlardan bir şey olmaz zannettiniz işte. O bütün bu döngünün yaşanmasına, oradaki o kontrolcülük, o iddialı olmak, o aslında doğru bir kararlılıkta, istikrarda durması gerekirken küstahça intikam, bela, savaş, yenilgi, kontrol, manipülasyon, dominantlık küstahlığında ki noktada bulunulduğu zaman ne oldu? Orada işte iki tarafın canı sıkıldı, can sıkıntısı, kopukluk, ilgisizlik, yenilgi, yengeç, üçüncü dekan, üçüncü kişi var deyip tam yengeç. Yengeç burcu için ne denilir bilirsiniz, nasıl yorum yapılır. Halbuki o kadar yoğun bir dönemdir ki yengeçin diğer bir anlamı da aslında şudur. Yengeç 69 gibi bir sembolü vardır biliyorsunuz, 6 ve 9'dan oluşuyor. 6 aşklar kartı, 9 en büyük hayali gösterir. En büyük hayalim bu aşk. Ama bu aşkı da alıp bulut gibi göğe koyup orada elini kolunu bağlayıp böyle kupa dörtlü de durma ki. Sevgi dolu ve cömert ol. Biraz mütevazi ol. Biraz kontrolcülüğü bırak. Bu kadar iddialı olma. Bu kadar kararlı olma. Dikkatli ol. Her adımda bir tuzak olabilir. Kim tuzak dişillerinden zannetti? Halbuki sistem onlara diyordu ki Allah'ın senin için planı olabilir. Sen inançsızlık sergilediğin, kontrolcülük sergilediğin, iddialı olduğun her noktada ben çok kararlıyım, çok akıllı, zekiyim, ben her şeyi bilirim. İhtiyat. İşte o küstahça savaşmak, intikam, bela, iğreniyorum, yapmam, etmem, olmaz ki onunla, mümkünatı yok, nasıl olsun. O duyguları, hisleri böyle kupayı boşaltıyor. Boşa harcıyor aşkı, duygularını, hislerini, zamanı. O kadar değersiz harcıyor. İşte halbuki çok mu seviyor? Çok seviyor. Çok sevdiği için gittiği karmanın olduğu yerde bu halde duruyor bu. Fakat bunu anlaması yıllar aldı erilleri. İşte çok şükür ki şimdi bunlar bitti. Artık cevap bu belirsizlik bitti. Bitti.
Artık imtihanlarım bitti. Şimdi form tutma zamanı, tamlanma zamanı, şimdi güçlü olma zamanı, şimdi sağlam temelli ilişkiler kurma, ilerleme, istikrarlı bir şekilde ilerleme. Artık bütün o can sıkıcı sınavlar, meditasyonlar, o inziva, o kapalılık, o yorgunluk, o iğrenme, o hayali sıkıntılar, o illüzyonlar artık bitti. Şimdi zevk alma zamanı, şimdi yaşama zamanı, işte şimdi bu aşkı yaşama zamanı denildi. Eriller daha önceden buna hiç inanmamışlar. Neden? Çünkü biliyorsunuz güç kartı ve dünya kartı da ters geldi. Bu iki kart da zaten ters geldiğinde başarısızlık, tamamlanamaz, zayıflık demek, şüpheler demek, sabırsızlık. Hani despotizm dediğimiz o gücün kötüye kullanılması, o anlaşmamazlık, anlaşamamazlık. Ya anlaşamam ben onunla denilen nokta. Bunların hepsi bitmiş. İşte o işle çalışıp tılsım 7'li, tılsım 8'li gidersem karşılığı var mı yok, bu kart neden kapanmış? Şimdi buna geleceğim. Açılımın asıl ana sebebi senin güçlü görmediğin her yerde haksızlık ben yaptım dediğin noktada senin bir haksızlık yaptığın yok. Yok, masumsun, masumsun. Bunlar sadece illüzyon planları, sınanman içinde, senin sen olman içinde bu imtihan ve sınavlar yaşatıldı. Sana gerçekmiş gibi bu illüzyonları yaşatıldı ki bu illüzyonu sıfırla 49'da kalıp aşağı mı düşeceksin yoksa 50 ve üstüne sıçrayacak mısın sınanmalarıydı. Bizler arkadaşlar tabii geldi geçti geçmiş olsun geçmişe yönelik olarak söylüyorum. İşte o kararsız kaldığınız noktada bu aşkı ben bir türlü gideyim mi gitmeyeyim, o beni seviyor mu sevmiyor mu, gideyim mi gitmeyeyim mi, kabul edilir mi edilmez mi, gidersem onda biri var mı yok mu, gidersem red cevabı alabilir miyim, kalp kırıklığı. Kendine yaşatıyor ilahi eril. Bunu dişiline yaşatıyor, haberi yok. Dişili bunca yıldır sabırda koymuş, beni takdir et diyor. Allah da diyor ki kararsızsın, karşısına çıkmıyorsun, seni affedip etmeyeceğini nereden biliyorsun? Nasıl bilebilirsin? Karşısına çık, sor. Ben bunu görmek istiyorum diyor. Sistem tam dediği bu noktada ne yaşanıyor? Bakın arkadaşlar, seninle her şeye yeniden başlamak istiyorum. Bazı endişelerim var. Ona rağmen benimle yürür müsün kartını verdi. Üst bilinç kartı. Öbür asıl ilk verdiği kart neydi? Ben çok duygusalım. Duygusal bir karakterim, beni çok fazla üzüyorsun. Alt bilinç kartı. Şimdi varoluşun iki yüzü var. Bir yüzü merhamet, bir yüzü cefa. Ay ve güneş, sıcak ve soğuk. Akıl ve zeka ve illüzyon planı, alt bilinç, sıfırla 49'un ürünü olan bu kart. Ben duygusal bir karakterim, beni çok fazla üzüyorsun, beni rahat bırak demesi ve üst bilinç, akıl ve zeka ile karar verdiğinde de seninle her şeyi yeniden başlamak istiyorum. O güç kartın üstüne düştü ve dünya kartı burada terste ya, bunların üzerine düştü. Seninle her şeyi yeniden başlamak için bazı endişelerim var. Ona rağmen benimle yürür müsün? Bazı endişeleri varmış. Ona rağmen benimle yürür müsün? Endişesi ne peki arkadaşlar? Açılımın mihenk taşı burası arkadaşlar. Tam göbek noktası cümle burası. Peki neymiş bu biliyor musunuz? Bakın kalp niye yine buranın üstüne düştü? Bir azize bilge olgunlukta olan ilahi ruh ikizi, yani urmiyasını kendisine, onu bıraktığı yerde kendisini halen öyle bekliyor mu, gider de onunla başlarsa Urmiye onu kabul eder mi yoksa ret mi eder? Kart bu. Bunun üzerine değnek beşli, o yüzden kapalı düşmüş. Giderse ret cevabı alırım, böyle başım önümde döner miyim? Burada arkasında şurada bıraktı. İlahi dişil onu reddedip geri gönderir mi? Ben böyle boşuna geri döner miyim? Elim boş döner miyim yani? Yoksa ben orada zafer kazanırım. Onunla yeniden başlamaya ben hazırım. Urmiya da benimle başlar mı? O artık bir bilge azize oldu. Zaten her şeyi de biliyor. Sen de zaten biliyorsun. Başka eşitlendiğiniz için kavuşuyorsun. Onun bildiği her şeyi sen de biliyorsun. Senin bildiğin ona öğretildi. Ona öğretilen de sana öğretildi zaten. Hem ruhsal hem dünya planında. Onun için dolayısıyla bilgi her iki tarafa, her iki şekilde ne kadar bilmeleri gerekiyorsa döngülerine göre verilir. Şimdi iki taraf da 21 numaraya gelip güçlendikleri için Allah kapılarını açıyor ve izin veriliyor.
olay çıkmış. Artık bu düşünceyi zihinde bitirdiğiniz için gidersem ret görür müyüm mü bitirdiniz arkadaşlar. Onun için değnek beşli böyle değnek prensinin üzerine kapandı. Bunu kapatmışsınız yani. Gidersem reddedilir miyim mi bitirdiniz. Ezan okunduğu anda kart o zaman düştü bunun üzerine. Videonun bu sahnesine denk geldiğinizde bildiğiniz, bileceksiniz ki, öğreneceksiniz ki mesajınız şu ki sistem size şunu veriyor. Hayır, hayır merak etme. Gittiğinde sen reddedilmeyeceksin. Ama bunu bilebilmen için gitmen gerekiyor ona ve bir de kafanda düşündüğün bu değnek beşliği bitirmen gerekiyor. Hani acaba çatışır mıyım? Reddedilir miyim? Savaşacaklarım var mı? Onda birileri var mı? Birisi var mı? Gidersem red görür müyüm? Bunu demeden git diyor sistem size. Eylem yap diyor ruh ikizine bunu görmen için. Son aşaman, şifalanman için kavuşmanın önündeki tek aşama senin fiziksel eylem yaparak karşısına çıkman gerekiyor. Karşısına çıktığında ne yapacakmış? Reddedilmeyecekmiş. O yüzden kapatıldı arkadaşlar. Burası bitti, burayı kapatıyorum. Şimdi geriye kalan kartlarımızda da zaten gördük ki Azize, Urmiye ve değnek dörtlü var. Şimdi ben değnek dörtlüyle Urmiye'yi alıyorum buraya ve şimdi ruhsal taraf kartlarının hepsini de kaldırıyorum. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum sevgili ilahi. Eril ve dişillerin kavuşmaları, bolluk ve bereket kapılarının açılması ve şifalanmanın önündeki duran son adımın ne olduğunu, öncelikle ilk sorumuz neydi bu videoda? Bolluk ve bereket kapılarımızın açılması için nasıl açılır yani? Daha doğrusu nasıl açılır? Buna kart alacağım. O zaman gelsin kuantum kartları. İlahi evrensel enerjiden, ilahi hak katından ruhsal olarak artık bitin somut planda yaşanılması gereken bu güzel sevgi ve aşktaki bu kavuşmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla da ne olacak? Kavuşma somut planda olacak. Sonucunda ne? Onurlu yola kavuşacaksınız. İyimserlik kartı. Kendini bırak da altta onur kartı var. Bakar mısınız ki kart desteği enerjisine bakın. Ay çok güzel geldi. İki numarayla insanlar geldi. Aile, masumiyet, çocuklar. Bakın burada bir tane arkası dönük ortada bir erilce çocuk var. İki tane de kız çocuğu var. Erilin arkası dönük, kızların yüzleri dönük bu tarafa. Şimdi burada da daha beşikte olan, daha küçük olan bir eril bebek masumiyeti var. Şimdi burada aileyle bu küçük eril çocuğun arkasının dönük olması, iki dişinin yüzünün bize dönük olmasının anlamı şu: İlahi dişil kendisi koşulsuz sevgiyi getirdi, eril de getirdi. Aradaki üçüncü kişi, erilin bugüne kadarki düşündüğü hep üçüncü kişi var mı? Üçüncü kişi bilgisini bitirdi demek. Ve o da kendi masumiyetin üçüncü kişinin olmadığını, kendisini ve ilahi dişinin masumiyetini o kadar uzak görürken ne kadar masum olduklarını gördüler. Onu da buradan yeni doğan bebekle simgelenmiştir. Deste enerjisi. Bakar mısın sevindirici? Da kartları katı karmadan da deste enerjisi bu şekilde. Peki biz kartlarımızı tabii ki karacağız ve alacağız. Tamam. O zaman biz burada şimdi Urmiye'yi anladık. İlahi erilini bekliyor. Eril de gidiyor. Değnek dörtlü ve evlilik olacak burada. Şimdi bu kartlarımızı da kaldırıyorum. Tamamen soruyu soruyorum şimdi. Peki bolluk ve bereket kapılarımız nasıl açılır? Bu videoya denk gelen, dinleyen herkes kendisi için dinlesin arkadaşlar. Aa, bakar mısınız arkadaşlar? Aile kartı geldi. Bu ruh ikizlerin kuracağı aileden bahsediliyor. Çünkü ikisi gerçek birbirinin ailesi olacaklar. Ve zaten iki numara iki insanla geliyor. Bakın arkadaşlar. İki ikiz ruhu kastediyor. Onun için aradaki üçüncü kişi olduğunu düşündüğü, üçüncü kişi fikrini bitirdiği zaman kendileri ikisi de koşulsuz sevgiye girip kavuşuyorlar. Bu da ikisinin ortak masumiyetini gösteren yeni doğuşu gösteriyor bebekte. Aile masum, çocuklar kadar masum bir sevgi üzerine bir aile kuracaklar denildi. Peki devam edelim. Bolluk ve bereket kapılarının açılması için aile mi olunması gerekiyor? Böyle mi anlamalıyız? Biz doğru mu anladık? Biz doğru mu anladık? Böyle mi anlamalıyız?
Yani bu ilahi eril ve dişili bolluk ve bereket kapılarının açılabilmesi için aile mi olmaları gerekiyor? Böyle mi anlamalıyız? Çatışma. Önsezi ve tezahürü. Peki bunu kim düşünüyor? Artış. Eril. Eril mi dişil mi düşünüyor bunu? Eril mi? Evet, eril. Eril mi diye çekiyorum. Eril kartı geldi. Şimdi neden çatışma geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, hani sorduk ya, bolluk ve bereket kapılarımız açılması için bu iki ikiz ruhun aile kurmaları mı gerekiyor? Yani bir araya gelip konuşmaları gerekiyor. Bak zaten bu kız çocuğu sağ taraftaki kader çarkını çiziyor zaten. Kader çarkı neyi anlatıyor yeni başlangıçta? Eş seçilmiş olan sen kendi talihin oğlu anlatıyor değil mi? Peki çatışma kartını niye verdi? Çünkü eril hala bakar mısınız arkadaşlar? Artış olacağı yerde çatışma yaşayabilir miyiz? Taştan bir kalp. Bakar mısınız? Kalbi taşa dönmüş. Duygular sel gibi akıyor. Üzüntü, melankoli de 5 numara bilinçle geliyor. Sistem kendisine bilinçlen diyor. Bu taş kalpliliği bırak. Sana da hizmet etmiyor. Ruh ikizine de hizmet etmiyor. Ve çatışacağını zannettiği dişil yelkenliği tutmaya çalışıyor. Yelkenle duyguları gösterir. Sevgiyi gösterir, aşkı gösterir, paylaşımı gösterir, mücadeleyi gösterir, deniz duyguları gösterir zaten, hisleri gösterir, sevgiyi gösterir, aşkı gösterir. Dünya somut plan içinde hayatıyla ticari, hani maddi olarak kendini var etmek için mücadele veriyor. Bakar mısınız çektiği eziyete? Çatışma, yelkenliği devriliyor, yelkenliği düzeltmeye çalışıyor. Yani aşkı olmayacağına inanan erile hayır diyor. Yelkenleri düzeltmeye çalışırken diyor ki hayır bu aşk bitmedi. Var diyor. Enstesi ve tezahürünü benim gibi dinle, kullan. Biz burada çatışma yaşamayacağız. Bak ben mücadele ediyorum. Mücadele veren benim. Taş kalplilikle oradan durmuş melankolide bekleyen sensin. Bizim aile kurmamız gerekiyor. Eğer biz aile kurarsak bakar mısınız arkadaşlar? Bolluk bereket kapılarımız açılıyor ve artış oluyor. Bakar mısınız kartlara? Bunları alıyorum. Çünkü kim çatışmayı düşünüyor dediğimde mücadele veren dişil, önsezi ve tezahürüne güvenen dişil ama taş kalpli olarak bunu hala çünkü burada taş kalp niye var, kendisi taş kalbe dayanmış. Kim dedim, eril mi dedim? Direkt eril kartı zaten erille resmedilmiş. Şöyle denildi, eril hala 5 piri ifade eder. 5. evi, aşk evine, iş, para, kazanç, bolluk, bereket kısmını da, güncel hayatı da anlatır. 5. ev aslan güneşini yansıtmayı da anlatır ve bilinçle geliyor. Şimdi 5 numara bilinçle gelince anlamı da şu. Eril inanmıyor, hala bir ihtimal olarak olmayabilir. Yani o kadar imkansız görüyor ki kalp taşa dönmüş. Bakar mısınız? O kadar imkansız görüyor. O kadar zaman geçmiş, o kadar uzak kalmış. Halbuki sistem de diyor ki yok hani sen masum düşünürsen burada iki insan aile kuracak diyor. Bakın iki insan ve aile kartıyla geliyor. O koşulsuz sevgide sen de koşulsuz sevgidesin. Senin tek olayın aradaki üçüncü kişiyi bugüne kadar tutmandı var diye. Ama sen artık onu da bitirdin. Çünkü 21 numarayı bitirdi ve zaten burada da eril çocuğun sırtı dönüktür. Üçüncü kişi bitirdi demektir. Yani üçüncü kişi fikrini, düşüncesini, saplantısını, durumunu, duruşunu, tutuşunu bitirdi. Çok şükür. Aman çok şükür. Ve şimdi bu iki insan masum bir aile kuracaklar. Buradaki yeni doğmuş bebek de bunlar yeniden doğacak. Kader çarkı da gelmişti. Nedir? Ey seçilmiş olan sen kendi talihini yeniden yaz diyor. Şimdi peki ne olacakmış? Artış olacakmış. Yani bolluk bereket kapılarınız açılacakmış. Peki karaları tekrar alalım. Aha, kartlar fırladı, bunları alalım o zaman direkt. Hiç... Nasıl yapayım bilemedim. Buraya. Buradan çıkmış kartı değiyor. Destekleyici yeni bağlantılar kartı arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi bu kart burada bakın değil mi? Çok az gözüküyordu. Bunun ucu da buna değdi. Buradayken bu şekilde. Bununla birlikte al oku hissiyatı. Çekiyorum. Eri azalacağını düşündüğü yerde, şunu düşündüğü yerde
Hayır, sevdiğin seni destekleyecek, orada destekleyici bağlantılar yaşayacaksınız. Yani o da seni bekliyor. O da senden bir destekleyici adım bekliyor. Artık sen de bu görevini yap, bu taahhüdünü yerine getir. Ay çok güzel, yani destekleyici bağlantıyı alıyor. Azalma düşünüyor, dişil artış olacağını düşünüyor. Dişil o kadar inanıyor ki, bakar mısınız? Hayır, artış olacak. Ben seni destekleyeceğim. Sen de beni destekle. Desteklemeyen sensin. Senin yüzünden, bu enerjiden çıkamadığın için bugüne kadar bunları yaşadık. Sen sürekli azalacağını düşündün. Ben hep artacağımızı düşündüm. Çünkü ben bu aşka sana ve kendime her şeyden önce Allah'a inandım. Bana verilenlere inandım. Ama burada sürekli azalacak diyen sendin diye yine 4 numarayla geliyor. Burayı kapatıyorum. Peki şu kartlarımızı da alalım. O zaman bolluk ve bereket kapılarının açılması için ne olması gerekiyor? Büyük minnettarlık duyuyor. Bu dişiler, eriller dişillerine büyük minnettarlık duyacaklarmış. Dişil de ilahi sisteme büyük minnettarlık duyuyormuş. Eriline büyük minnettarlık duyuyormuş. Çünkü gelirse aile kurarlarsa büyük bir bolluk, bereket ve artış olacağını göreceklermiş arkadaşlar. Bakın. Aile kartı artış. Ay, karşılıklı birbirlerine minnettarlık olacak. Bakar mısınız? Kaydı üzerine düştü. İki taraf da birbirine aslında minnettarlık duyuyor. Minnettar da olacaklar. Fakat bu iki kişinin öncelikle bir araya gelip bu artışı sağlamaları gerekiyorsa, bolluk bereketiniz kavuşmanız, aile kurmanızla ilgiliymiş arkadaşlar. Ben onu anladım. Evet, bu açılım onu veriyor. Ve burada artış yaşanacak. Ve birbirinizi iki taraf da birbirini destekleyecek. Hani dişiler de eriller beni desteklemiyor, eril diyorsanız hayır, o da destekleyecek. O niyetle gelecek. Güvenebilirsiniz gelecek olan erile. Eriller, siz de gideceğiniz dişinize güvenebilirsiniz. Siz sadece yeter ki o fiziksel eylemi yapın. Allah aşkına o eylemi yapın artık. Bu dişiler sizi bekliyor. Bakın. Her iki taraf da burada. Her iki taraf da birbirini destekliyor. Başka kim yaşayacak? Bu iki kişi yaşayacak zaten. Ve birbirinize minnettarlık duyuyorsunuz. Aynı zamanda ilahi sisteme de, Allah'a da minnettarlık duyuyorsunuz. Huzur gelecek. Dişil o zaman huzura kavuşacak. Size huzur verecek. Kendisi huzuru yaşayacak. Hak etme. Buna bu dişil hak etti diyor. Bu kadarını yap diyor yani sistem. Bakar mısınız? Göklerdeki üstadlar. Arkadaşlar bakar mısınız, sonsuzluk, beyaz bir güvercinsiniz siz ve sonsuz olan. Ay arkadaşlar, üçüncü göz, sezgilerini dinle. Bu aşkın sınırsız ve sonsuz olduğunu biliyorsun. Bolluk bereketinizin sınırsız sonsuz olduğunu biliyorsun. Bu aşk bitmedi. Sadece burada bir tek habere bakıyor. Kutsal ruh, Allah sizi birbirinize yazmış. 7 numarayla geliyor. Kutsal ruh. Size gökten yardım var kavuşmanız için, huzuru bulmanız için. Ve 6 numara bilinç hak etme de, 6 numara da aşklar kartıdır aynı zamanda da. Yani bu dişil aşık, bu ev, bakın arkasında bir şato var. Seninle evlenmek ve bu güzel baharı, hayatın güzel, yani hayatın artık güzel yanlarını yaşamayı hak ettiniz. Çünkü sınavlar bitti, artık kavuşman olabilmesi için de erilin eylem yapması gerekiyor şeklinde verildi. Peki o zaman burası kapandı. Peki o zaman bir de meleklerin bilgeliğinden, bir de şeyden de alalım. Bir dakika. Şu destenden de bakayım, bir alayım sevgili arkadaşlar. Şimdi dişilin bahsettiği iyi, 2 numara iyi niyetle geliyor. Bakın üstünde de 2 numara ve iyi niyetle geliyor. Burada hala erilin tedirginliği var. Gidersem hala reddedilebilir miyim korkusu mu yaşıyor Allah'ım? Bolluk bereketin önünde duran eril mi? Heh, soruyu buldum, soruyu buldum. Bolluk ve bereketin önünde duran eril mi? Dişil mi? Ben şimdi kart çekeceğim, bakalım hangisi gelecek. Ay arkadaşlar, iletişim iletişim ve mavi olan da erildir ve
Ve telefon erilden dişile gidiyor. Bakın iki telefon görüşmesi olacak. İkisi de erilden dişile olan tarafta. Dişilden erile değil, kırmızı olan dişildir, mavi olan erildir. İletişimi yapması gereken eril olduğu için eril dişile iletişim yaparsa ikisinde bolluk bereket kapıları açılıyor. İkisinin bolluk bereket kapılarının açılabilmesi için bu iletişime bağlı, bu birlikteliğe bağlı, bu yuvayı, bu aileyi kurmaya bağlı. Burada artış, huzur, mutluluk ve gökte Allah, yani Allah tarafından da destekleniyorsunuz demek. Birbirinizi de destekleyeceksiniz demek. Bakın göklerdeki ustalar destekliyor. Kutsal ruh sizi destekliyor. Kutsal ruhla anlatılmak istenen. Haşallah, çok büyüktür tabi. Ya Allah'ın onayı var. Allah sizi destekliyor. Zaten bugüne kadar Allah sizi bir arada tuttu. Bu kavuşma kadersel olduğu için, olması için yeni kaderinizi siz birbirinizle yaşayacaksınız. Bunun olabilmesi için de ey Eril, ey Eril, artık bir iletişimde mıymıyılık etme, artık şu iletişimi yap. Şu kadınlar kavuşsun. Hadi bakalım Eriller. Peki. Şimdi sevgili Rumi, ilahi Eriller. Demek ki burada sevdiklerine iletişimle, iletişim kesinlikle erillerden dişillere gitmesi gerekiyor. Arkadaşlar, taahhüt erillerindir. Sakın dişiller yapmayın. Taahhüdünüzü uzatırsınız. Aman Allah esirgesin. Allah korusun. Sakın 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 sakın. Eriller, sizler de bunun üzerine artık bu kavuşma aşamasındakiler sakın ha dişilden beklemeyesiniz. Sakın arkadaşlar, gerçekten bu çok yanlış olur. Çok yanlış olur. Evet, sevgili Rumi ile İlahi erili, ilahi dişili eylem mi yapması gerekiyor? Bolluk bereket kapıların açılması için ilahi erilin, ilahi dişili eylem mi yapması gerekiyor? Bakar mısınız arkadaşlar? Direkt değnek 8 ile eril kartı, iletişim kartı. Evet. Mavi olan eril, kırmızı olan dişili. Kök çakradır kırmızı arkadaşlar. İnançtır. Kök çakra kişinin önce Allah'a, sonra kendine ve bu aşka ve ruh eşine inanması demektir. Kök çakranın anlamı budur zaten. Dişil çok net, sabit, bakın. Mavi olan eril de dişilden bekliyor. Ya şey, dişille bugüne kadar eylem beklemiş, burada yanılmış. Eylem yapacak olan erildir. Yani kısa saçlı olan arkadaşlar. İki telefon erilden dişile göre gidiyor. Bunun anlamı şu. Yani sen bir telefon ediyorsun, korkarak edeceksin. Burada küçük gözüküyor. İkincisi daha büyük. Bakar mısınız? Küçük telefon. Bakın bakın, daha küçük. Bu daha büyük, beyaz. Bakın içinde telefon şeyi var. Eril o kadar korkarak dişili arayacak ki. Ay arkadaşlar, bunu yaşayacaksınız ya. Buradan kendinizi hiç esirgemeyin. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ve bu insan bunu hak ediyor, deniliyor ve sizden bunu bekliyor. Bu sizin görev ve taahhüdünüz. Bugüne kadar çok sabretmiş. Allah'a ve size minnettar, bu aşkı da ikiniz olduğunuz için, sizi tanıdığı günden bu yana her ne yaşanmış olursa olsun, ben Allah'a minnettarım, sevdiğime minnettarım. Ben biliyorum kavuşacağımızı ve burada mutlu bir aile kurup artış yaşayacağımızı. Ben biliyorum Allah'ın bizi desteklediğini, bu aşkta tuttuğunu. Ben o huzuru yaşayacağım o sevdiğimle. Sadece onun beni anlaması, bana gelmesi gerekiyor diyor dişi. Huzur, niyet ikinci kartı. Ay arkadaşlar. Ay, eğer eril eylem yapmazsa kılıç altılısı geldi. Ey ruh ait olduğun diyar ötedir. Geç nehrin diğer yakasına, bakar mısınız? Bu da düşmüş burada. Artı bir şeydi, onu geri koyuyorum. Peki. Şimdi anladık. Tamam. Şimdi burada bolluk ve bereket kapılarınızın açılması için erilin eylem yapması gerekiyor. Bunu çok net anladık arkadaşlar. Kartlarımız, huzur yaşayacaksınız. Allah'ın onayı, izni var. Aile kurulacak. Artış olacak. İki taraf birbirine minnettarlık duyacak. İki taraf Allah'a minnettarlık duyuyor. Bu dişi bu eylemi hak ediyor. Burada destekleyici bağlantılar yaşayacaksınız. Bu iletişimde, bu erilde ve Rumi ile de değneklerin sekizlisi Allah bir ok misali uçan rüzgara konuşlanmıştır. Yani sen bunu şu an, anda istediğin her an yapabilirsin. Zaten hep yapabilirdiniz arkadaşlar. İşte bu iletişimi sizin yapmanız gerekiyor. Buradaki bu mutluluğu yaşayabilmeniz için. Peki. Eylemi yaptıktan sonra eril çok korkuyor ya Allah'ım. Şimdi eril çok korkuyor. Eril bu eylemi yaptıktan sonra nasıl bir şeyle karşılaşacak? Şifalanacak, bakar mısın?
Peki niye korkuyor bu kadar? Hani neden korkuyor? Aslında korkmaması gerekir. Niye korkuyor? Burada değnek dörtlüğü de vermişti zaten. Tılsım aslı da gelmişti biliyorsunuz. Refah, fırsatlar, zeka, memnuniyet, başlangıç, yeni somut planda başlangıç demek. Cesareti yapmış bugüne kadar arkadaşlar. Ay çok üzüldüm. Ay kıyamam. Böyle olunca da çok üzülüyorum işte. Cesarete gelememiş. Sevgili eril arkadaşlar. Burada şifa var, burada huzur var, burada mutluluk var, burada aile kurulacak. Siz birbirinize minnettar olacaksınız. Her şeyden önce Allah'a minnettar olacaksınız. Bu açılım bana şunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Sevgili ilahi eriller daha önceden yapmaları gereken bu iletişimi yapmadıkları için bugüne kadar da cesarete, güce gelemediklerini ya da gelemeyeceklerini düşündükleri için yapamamışlar. Fakat Allah kendilerine ruhsal rehberlikle her daim dünya planında, işte belki biz okuyucular aracılığıyla, işte YouTube'da haberle, şarkıyla, filmle, orada burada insanlardaki ağızlarından çıkan cümlelerle, işte kendisine aslında bu bilgi, bu ruhsal rehberlik de verildi kendisine ve denildi ki dünya planında sadece bir eylem yapmana bakıyoruz. Zaten arkadaşlar düşünsenize en başından beri, en azından ben kanalı kurduğumdan bu yana bu tekamülü seri halde okuyanlardan biriyim. Benimle birlikte yol almış buraya kadar gelmiş olan bütün sevgili gönül dostlarım da bilir ki ben hep bir tek bir şeyin üzerinde durdum bugüne kadar. Arkadaşlar 40 tane tilkiyi dolaşmaya gerek yok. Arkadan iş çevirmeye gerek yok. Gerek yok. Dişilin bana eylem yapsın diye kışkırtma. Dişil bana eylem yapsın diye onu yapma. Maske takma, kapşon takma. Çık dişilin konunun muhatabı kimse. Çık onun karşısına. Ona de ki yahu kadın ben seni seviyorum. Dişilim ben seni seviyorum. Ayşe, Fatma, Elif neyse ismi. Ben seni seviyorum. Ben seni tanımak istiyorum de, seviyorum demenin ne dedi gerek yok. Alo, merhaba, ben tanıştık biliyorsun. Bir ayrılık yaşadık ama olsun. Bugün burada bir aradayız. Bunun egosu olmaz ki. Allah zaten bu açgözlülükle kartlarda ifade edilen budur işte, o egoyu yenememenin açgözlülüğü, şeytanlık denilen nokta o, firavunluk denilen nokta o zaten. Hani ben cesaretimi topladım işte, seni aradım, yani ben seni seviyorum. Bu ne kadar büyük bir büyüklüktür, ne mütevaziliktir, ne kadar bir güzelliktir. Arkadaşlar, sevgili ilahi eriler, burada çok büyük şifalanma yaşanacak. Çok büyük bolluk, bereket, artış yaşanacak. Hayatın bütün güzel renklerini bu güzel eşsiz dişille, yani sevdiğinizle, bu dişil derken karttaki dişil değil tabii, yani bir eşsiz bu dişille çok sağlam, temelli, köklü bir ilişki yaşayacaksınız. Sadece burada her an, bu kartın değnek seksinin bir anlamı da şudur. Zaten en başından beri sana hep verildi. Her an sen bu dişiliğine, sevdiğin bu insana bir eylem yaparsan, ama bunun fiziksel bir eylem olması gerekiyor. Hani sen ruhsal veya dünyasal olarak, tek taraflı olarak sadece bu insandan beslenmeye kalkarsan bu olmaz. İmtihan ve sınav getirir. Sen de bu dişile bir eylem yaparsan işte orada böyle karşılıklı olduğunu göreceksin. Destekleyici bağlantılar ne demek? İşte karşılıklı bunu göreceksin. Buraya nereye uçtu? Heh, hep sen yokluk bilin, bakar mısınız bu kartın üzerine atladı destekleyici bağlantılar. İşte sen hep böyle yok, yok olamaz, yokluk bilinciyle, yok istemez, yok olmaz, yoktur, yok beni sevmiyordur, yok istemez, yok onda biri vardır, yok öyledir. İşte sen hep bunu düşündüğün için bunu yaşayamadın. Sistem size şimdi diyor ki şimdi bunu bitirdin. Sınav 21 numara bitti. Bu var, bu. Ve artık bunu da kabul et. Destekliyorum diyor hak katı. Bitti. Bakar mısın? Aile kuracak. Senin bir eylemine bakıyor. Şifalanmak. Bir iletişim, bir cesarete. Gel artık cesaret edin. Burada cesarete gideyim, cesarete gideyim. Ya neyin cesaretine geleceksin? Cesaret zaten sende var. Yapacağın tek şey iletişime geçmek. Burada güce ve cesarete gelinecek. Şifalanılacak. Bir aile kurulacak. Bakar mısınız? Denek 8'de üzerine düşüyor böyle. Cesaret, şifa, iletişim ve ailenin üzerine denek 8'de kapaklanıyor. Yani şimdi işte sevgili arkadaşlar, bolluk ve bereketinizin önü sizin birbirinize kavuşmanıza bağlı. Sizin birbirinizle
bir aile kurmamıza bağlı. Bunun da bir tek önündeki engeli erilin halen iletişim yapmamış olması. İletişim yapabilir ve deniliyor ki değnek 8'li Rumi'yle de şu desteklendi. Sen her an bu eylemi yapabilirsin. Zaten de eskiden beri de yapabiliyordun. Sadece bunu kabule geçmemiştin. İşte burada aile kuracaksın. O insan da seni bu kadar sevmiş, bunca şey yapmış, bunca her şeye rağmen. Ne demişti kendisi burada pembe kartta bize ne demişti? Ben bakın ne kadar güzel aslında burada kendisi de gerçeği biliyor artık anlamış. Ne diyor burada bakın şimdi şunu söylüyor. Seninle her şeyi yeniden başlamak istiyorum. Bazı endişelerim var. Ona rağmen benimle yürür müsün? Dedi. Değil mi? Üst bilinciyle. Alt bilinciyle neydi? Ben duygusal bir karakterim. Beni çok fazla üzüyorsun dedi. Şimdi o düşük zeka, bu yüksek zeka. İşte burada siz bugüne kadar hani ben duyguda kalmışsınız. Yani nasıl anlatayım ya? Doğru cümleyi bulmak istiyorum arkadaşlar. Siz bir kadının düşeceği bir enerjiye kadın tarafı düşmezken siz erkek olarak kadın enerjisine düşmüşsünüz. Erkek enerjinizi sergileyememişsiniz. O güç ve cesaretinizi şimdi ele almışsınız. Burada şifalanma olacak ama bu tek şartı sistemin ön koşulu sizin ilahi eriller olarak dünya planında Ahmet Mehmet olarak sevdiğinizle nasıl tanıştıysanız o adınızla isminizle kendiniz olarak fiziksel bir iletişim eyleminde bulunmak zorundasınız. Yani alo demelisiniz deniliyor. Bu alonun devamında da bunu da bir şey için zaman beklemene gerek yok. Zaman bitti. 21 numarayla zaman zaten bitti arkadaşlar. Bunu da değnek 8'de aynı zamanda şunu söyle. Allah bir ok misali uçan rüzgara konuşlanmıştır. Yani bunu her an hemen yapabilirsin. Şimdi de yapabilirsin. Şu anda bile telefonu kaldırıp açabilirsin. Seni engelleyen, tutan hiçbir şey yok. Hiçbir zamanda olmadı. Sadece sen o düşüncelerden çıkamadığın için öyle zannetme yanılgısındaydın. Bu bitti. İşte seninle her şey yeniden başlamak istiyorum. Bazı endişelerim var. O endişeniz de şuymuş. Gidersem red cevabı alabilir miyim? Sistem size diyor ki burada artış destekleyici bağlantılar var. Ben de destekliyorum. Sevdiğini de destekliyor. Minnettarlık burada aile kurulacak. Burada iletişim olacak. Burada şifa olacak. Burada güç, cesaret olacak. Burada yükseleceksiniz. Evet tabii ki seninle var. Ve sistem dişiliniz için bu eylemi bu insanın da hak ettiğini söylüyor size. Ve o da bu eylemi bekliyor sizden. Dişiller erillerden iletişim eylemi bekliyor. Bolluk ve bereket kapılarınızın açılması buna bağlıymış arkadaşlar. Çok net bir şekilde hiç tereddütsüz verildi. Evet sevgili arkadaşlar söylenecek her şey söylendi. Bolluk ve bereket kapılarınız neden açılamıyor ya da almanız gereken para varsa alamıyorsanız bir işten cevap almak istiyorsanız işte alamıyorsanız işte neden ben sevdiğimle iletişime geçemiyorum? Değnek 8'de şu cevabı verdi. Hayır. Neden geçemiyorum sorusu sorma. Yanlış bir soru. Ben niye şimdiye kadar geçmedim? Hemen her an şu an Allah bir ok misali uçan rüzgara konuşlanmıştır gibi düşünerek şimdi de hemen bu eylemi yapabilirsin ki bu zaten en başından bu yana da bu böyleydi denildi zaten. Hani bu eyleme, bu cesarete gelip sürekli acaba reddedilir miyim? Gidersem biri var mı? Gidersem reddedilir miyim? Düşüncesinde o melankolik neptünel enerjiye düştün. Ben çok duygusal bir karakterim. Beni fazla üzüyorsun. Üstüme gelme denildi. Halbuki sistem ne demişti orada? Urmiya seni bekliyor. Değnek dörtlü. Evlenmek için seni bekliyor denildi. Bu kartları da unutmayalım. Bunlar da gelmişti. Onun için orada işte bunu da ey fedakar ruh, ey ruh ait olduğun diğer ötede geç nehrin diğer yakasına ikidir düşüyor tekrar okuyayım dedi. İşte yani deniliyor ki işte sen bütün bunları zaten bu eylemin başından beri yapabileceğini bilirken bir türlü o cesareti gösteremediği için bu şifalanma olmadı. O iletişimi yapmak zorundasın. O iletişim. Merkür iletişim gezegenidir. İkili diyalogları anlatır arkadaşlar. İki kişi arasındaki iletişimi anlatır zaten. Bir insanın da iletişim olmaz. İşte ayrı ayrı tek kaldığınız için iletişim olamadı zaten. Diyor ki bir insanın bir insanla iletişime geçmesi gerekiyor. Konu neyse çözülmesi için. Bir araya geleceksen de iletişime geçmen gerekiyor. Ki burada evlilik var yani artış var. Allah'a izni onayı var göklerden
kutsal ruh destekliyor deniliyor. Ve bu dişi bu eylemi de hak ediyor. Ve büyük minnettarlık duyacaksın bu dişiyle, bu dişil de sana büyük minnettarlık duyacak. Bakın sevgili arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Bu bana çok geldi. Mesela açılım alan sevgili gönül dostlarım da bunu çok paylaştık. Hep eriller bir türlü cesarete gelemiyor. Kendini bir türlü güçlü hissedemiyor. Ve sürekli mesela işte çok gönül dostumdan duydum mesela. Hani çok parası var fakat parasını kullanamıyor. İşte bu iletişimi doğru kişiye bugüne kadar yapmadığı için. Bu açılım bana şunu da öğretti ki arkadaşlar, şimdi şu an an akış bilgisinde ben de anlıyorum ki, demek ki ruh ikizlerinin bolluk ve bereket kapılarını bir türlü tam açılamaması da birbirine bağlıymış bu gönül bağıyla demek ki. Burada onun için ısrarla iletişim, iletişim iki kart da geldi. Rumi de iletişim kartı veriyor. Bakar mısınız şurada? Şu kadar kartın içinde en büyük iletişim kartı olan değnek sekizli geliyor. Allah bir ok misali uçan rüzgara konuşlanmıştır. Yani hani sen bunu şimdi de yap. Hemen yap. Hemen yap yani. Ve zaten bunu da en başından beri hemen anında yapabilirdin. Her için ruhun istediği içinden geldi, yapabilirdin. Sen kendi kendinin önünde durup o cesaretsizlikten çıkarıp kendini o cesarete ve güce getirmedi. Bu o kadar korkulacak bir şey değil. Orada red yaşamayacaksın. Seni seven ve bekleyen halen Urmiya geliyor. Halen değnek dörtlü geliyor. Bakın Urmiya da burada bunun üstüne düştü. Bakar mısınız? Alıyorum. Ay. Ay. Urmiya bana aşık mı diye dediğiniz noktada Urmiya da diyormuş ki sen bana aşık mısın? İki taraf birbirine deli gibi aşık, birbirini bekliyor, kavuşmayı bekliyor. O ona sen bana aşık mısın? O da ona diyor sen bana aşık mısın? Tabii bu eril için geldi. Eril tam konuşurken düştüğü için Urmiya elimdeydi çünkü anlatıyordum zaten. Bakar mısınız karşılıklı gerçek aşk kartının üzerine Urmiya düşüyor. Değnek dörtlü düşüyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani önümdeki kartların çekilmemiş bir kartın üzerine düşüyor Urmiya ve aşk kartı. Eril diyormuş ki sen bana aşık mısın? Urmiya da ona diyormuş ki sen bana aşık mısın? İşte cevap burada. Birbirinize aşık mıymışsınız? Aşıkmışsınız. Bu iletişimle de zaten siz alıl deseniz hemen size bakın. Siz çok küçük bir iletişim yapsanız ondan çok daha büyük iletişim alacakmışsınız karşılığında. Yani siz bir iletişim adımı atacaksınız, daha büyük desteği dişil taraftan geliyor. Bakar mısınız? İletişimin büyüğü de dişilin tarafında. Uzun saçlı kırmızı olan dişil arkadaşlar. Mavi olan eriller. Zaten boğaz çakrası da mavi renktir. Mavi simgeler, iletişim simgeler arkadaşlar. Ay gerçekten tüylerim diken diken. Aşıklar kartı geldi. Daha bu açılımda artık hakikaten başka söylenecek cümleye kelimeler kifayetsiz kaldı. Şu anda hemen bakar mısınız destekleyici bağlantılar değnek sekizinin üzerine düşüyor. Sen bu iletişimi gerçekleştirdiğin anda göreceksin ki asıl o kadar çok üzüleceksin ki bugüne kadar ben bu iletişimi niye yapmadım? Bu insanı niye bu kadar beklettim? Bu insan bu kadar bana aşık, beni seviyormuş, beni bekliyormuş göreceksin. Asıl üzüleceğin nokta bu olacak denildi. Destekleyici bağlantılar da bunun üzerine düştü. Yani burada tabii ki artık bu melankoliye de girip Allah aşkına bir de ona da üzülün demeyin sakın. Hani ben geleni söylüyorum, an akışta akanı söylüyorum. Burada siz Urmiya'ya bir iletişim yaptığınızda, bu kırmızılı olan Urmiya yani. Siz Urmiya'ya iletişim yaptığınızda ondan daha büyük karşılık görecek misiniz? Sizin yapacağınız eylem de bakın o kadar korkarak, cesaretiniz o kadar düşük ki, o kadar küçük bir alo diyeceksiniz ki karşılığında bile daha büyük alo alıyorsunuz. Bakın kırmızı olan dişinin başındaki alo sizin aradığınıza karşılık, onun cevabı sizinkinden daha büyük. Bakar mısınız olaya? Bunu da şimdi fark ettim. Bu kartı o kadar okurum, hiç böyle okumamıştım. Hiç böyle bir dikkatimi çekmemişti gerçekten. Şu an geldi. Demek ki sezgilerim fark etmemi sağladı. Gerçekten bu kartı o kadar okurum. Kaç kere de çıkmıştı. Hiç buna bu kadar dikkat etmemiştim mesela. Ay, bu insan burada bekliyor. Yapayalnız. Ay, çok üzüldü. Bakar mısınız? Burada bekliyor. Hayali gerçekleşecek. Huzur bulacağız diye. Aşık mı? İki taraf aşık. Aşık mı? İki taraf aşık.
Aile kurulacak mı? Bir kişi aile olmadığına göre kurulacak tabii ki. Bu kadar net kartlar geldi. Şifa olacak. Eylem, eylem denildi. Eylem de telefon eylemi arkadaşlar. Alo. Bakın Ayşe kaldırmış telefon. Alo. Alo dediğinizde burada iletişim. Bütün olayınız iletişim arkadaşlar. Şu iki iletişim kartı üstünde olsun. Erilin böyle Urmiya'sına. Yani tabii ki Urmiya değil. O hani o şey biliyorsunuz ya, aile. Destekleyici bağlantılar. Ay çok güzel geldi. Aşk kartı. Bakar mısınız? Artışı Urmiya ile yaşayacak deniliyor. Aha, artış kartı Urmiya'nın üzerine doğru kayıyordu. Dikkatim çekilsin diye. Bakar mısınız? Arkadaşlar artış kartı Urmiya'nın üzerine doğru kaydı. Artışı Urmiya ile yaşayacakmışsınız. Ay, ikinci şansı vermek için sabırsızlıkla bekliyor dişil. Bakar mısınız? Dua ediyor. Gelse de ikinci şansı versen. Daha ne derim? Burada kapatıyorum arkadaşlar. Ha, pardon. Zaman sözü vermiştim. Zaman da çekin. Bu ne? Evlilik kartı altta. Aa, evlilik, evlilik. Aşk, aşk. Ay çok güzel geldi. Zamanı çekmeme gerek yok. Çünkü ne verildi? Her an. An be an. Allah bunun üzerine kaç çekilmez arkadaşlar. Şimdi fark ettim. Evet, size bir zaman kartı çekecektim bundan ama gerek yok. Daha üstü geldi. Değnek sekizli. Allah bir ok misali uçan rüzgara konuşlanmıştır. Yani Allah sana izin vermiştir. Her an, şimdi, şu anda hemen o telefonu kaldır et. Sana izin var, verildi deniliyor. Daha bunun üzerine ne zamanı çekmeye gerek yok yani. Her an, şimdi, şu anda, şimdi de yapabilirsin denildi. Peki sevgili gönül dostlarım, bolluk ve bereket kapılarının açılması için bu sorumuzu sorduk, cevabı da aldık. Ve bu sayede burada evlilik olacağını, kavuşulacağını, burada karşılıklı gerçek aşk olduğunu ve evlilik olacağını da bize gösterdi. Zaten biliyorsunuz denek dörtlü de gelmişti. Ve dolayısıyla burada, aha, bakar mısınız? Denek dörtlüğü de zaten burada aile kurulacağı, artış olacağı, iki tarafın birbirine minnettarlık duyacağı, bu dişilin de bunu hak ettiğini, birbirini destekleyecek bağlantılar olacağını sadece erilin. Evet, seninle her şeye yeniden başlamak istiyorum. Bazı endişelerim var. O endişeniz de yok. Onu da ortadan kaldırdık. Endişeniz neydi? Ben gidersem red cevabı görür müydü? Soruya cevap ne geldi? Hayır geldi. Orada red görmeyeceksin diye kapandı biliyorsunuz değnek prensinin üzerine. Dolayısıyla burada değnek dörtlü evlilik, evlilik. İnanılmaz. İki ayrı desteden evlilik kartı, aşk kartı, kavuşma kartı, artış kartı, minnettarlık kartı, şifalanma kartı, destekleyici bağlantılar gökyüzündeki üstatlar da destek veriyor. Ve ikinci şans burada dişil erile vermek için bekliyor. Bakar mısınız? Gözleri de yaşlı yaşlı dolu gibi, dokunsan ağlayacak gibi gözlerle bakıyor. Bakar mısınız? Çok üzüldüm gerçekten. Kavuşmanız dileğiyle. Hadi bakalım gelsin telefon ve aramalar, alolar. Burada çok güzel bir aşk var. Karşılıklı bir aşk var. En başından beri hep bu aşktaymışsınız. Hiç birbirinizden gitmemişsiniz. Zaten sistem de buna izin vermemiş. Geçici ayrılığınız da bitti. Sınavlarınız da bitti. Şu an bu sevgili gönül dostlarımın kavuşma zamanıdır. Bolluk ve bereket kapılarınız da bu iletişimle bağlı arkadaşlar. Bu ailenin kurulmasıyla, bu ikiz ruhların bir araya gelmesiyle. Demek ki biz buradan şunu da anlamalıyız ki, ben onu anladım zaten şu an bu açılım sayesinde, onu da öğrenmiş olduk ki, demek ki ikiz ruhların bolluk ve bereketi karşılıklı sıkıntılı bir şekilde para beşli yaşamalarının sebebi, bunun bitebilmesi için ikiz ruhların da birbirine kavuşması gerekiyor ki birbiriyle bu artışı yaşayabilsinler diye. Bakar mısınız? Bu artış kartı hayatın aynı zamanda bütün döngüsünü, evi, her şeyi rengarenk ve burada aynı zamanda da çakra renkleri vardır. Yani geçmiş döngünün kapandığını, yeni döngünün açılacağını ve bunun hayatın bütün güzel renklerini, bütün güzel döngülerinin yaşanacağını. Bakar mısınız? Ay dişiyle bakar mısınız? Evlilik, ay evet cevabı geldi burada. Ay eriller, size dişinden cevap geldi.
Bak şimdi ben 6 numara bilinç kartını aldım ki okuyayım. Bu dişil bunu hak ediyor. Hayatın renklerini sizinle evlenmek üzere. Arkada da şato var. Şato evliliği gösteriyor. Yani aynı çatı altında bir araya gelme hayalini gösteriyor. Ve hayatın bütün renklerine ve laleler, lale bahçesi var. Bir yeni başlangıcı anlatıyor ve diyor ki bu dişil seni bekliyor. Hani bunu da hak ediyor. Bu dişile de bunu yap. Zaten burada değnek dörtlü de gelmişti. Urmiye'ye de gelsen. Burada bu evlilik olacak. Sence bu iletişimi yap. Ya telefonu kaldır bir. Alo de. Buna bakıyor. 4 yıldır bunu söylüyorum. 4 yıldır bunu söylüyorum. Şimdi burada büyük minnettarlık kartı bakın şu iki kartın üzerine kapanıyor. Seninle her şeyi yeniden başlamak istiyorum. Bazı endişelerim var, onu da siliyorum, okumuyorum, o bitti, ona cevap geldi, hayır da onun cevabı, endişelerin yok senin denildi, orada endişe etmene gerek yok, ret cevabı almayacaksın, kartı geldi, kapanmıştı zaten o konu, ona rağmen benimle yürür müsün diyor, endişem var ama ben hani sana geleceğim, ama buna rağmen sen benimle yürür müsün diyor dişilde, evet dedi, seninle evlenmek istiyorum diye cevap geldi, bakar mısınız arkadaşlar. Çok güzel, buradan düştüm. Minnettarlık kartı böyleydi. Ben bu evlilik kartını buraya yerleştiriyordum. Hatta şu pembeyi de yanına koyacağım derken böyle bu böyle bunun üstüne kapaklandı. Tamam, peki bitti. Burada tutku, güven ve mutluluk yaşayacaksınız arkadaşlar. Bakar mısınız? Mutluluk, güven, tutku, ay tüm güzellikleri yaşayacaksınız. Bütün neyden mahrum kaldıysanız işte bunları yaşayacaksınız arkadaşlar. Burada bitiriyor. Evet. Ay romantizm de önümde kalmış. Bakar mısınız? Ay çok güzel. Bütün güzel kartlar bu kadar mı gelir? Ay inanılır gibi değil gerçekten. Ya inanılır tabii ki, haşa tövbe, hani sözün gelişi o kadar güzel geliyor ki insanı, hani o kadar büyük özlem ve hasret var ki iki tarafta bunu yaşamaya, o kadar bunun özlemi çekilmiş ki hani şu kavuşma, şu güzelliğe bakar mısınız? Hadi bakalım. Yani dişil de daha buradan diyor ki korkmana gerek yok, daha bak buradan sana cevap veriyorum diye. Evet, sen red cevabı almayacaksın benden. Seninle evlenmek için bekliyorum, sabırsızlanıyorum. Sana ikinci şans vermek için sabırsızlanıyorum. Ben de sana her şeye rağmen seninle yürümeye varım. Sen benimle var mısın? Buna minnettarlık duyacaksın diyen bir dişil var. Daha ne denilir? Yani daha bu dişil ne yapsın artık? Ne yapsın? Ne yapsın? Bir telefon alosu evet. Onu da bu dişil hak ediyor. Bunu da ona fazla görme deniliyor. Zaten istediğin bu. Bu aşkta sen yok musun? Bunu istemiyor musun? Bu dişili sevmiyor musun ki? Zaten bunun aile kurmayı, mutlu olmayı, evlenmeyi, bu aşkı, bu romantizmi, bu güveni, bu tutkuyu, bu mutluluğu sen hayatın bütün güzel renklerini, yeni başlangıcı, artışı işte bolluk ve bereket, şifalanma, şifa kartı geldi. Yaşamak için işte bu, bakın arkadaşlar elimden yani kartı tutmakta zorlandım, düştü. Urmia ile değnek 8 ile iletişimin üzerine destekleyici bağlantıyı yaşamak istiyorsa, karşılığını görmek istiyorsa, bu vaat edilen kendisine vaat edilmiştir. Her iki tarafa da yaşamak istiyorsa erilin bunu yapması gerekiyor. Değnek 8 ile de erillerin eylem kartıdır zaten. Allah bir ok misali konuşlanmıştır ki sen bunu her an yapabilirsin deniliyor. Artık daha burada sözün bittiği noktadır. Evet. Burada bitiriyorum sevgili gönül dostlarım. Hadi bakalım artık erillerden. Alo bekleyebilirsiniz. Her an, an be an. Şimdi şu anda yapabilir. Cevap evet ve bu iş evliliğe giriyor. Daha sonra var mı? Ötesi var mı? Başka ötesi yok yani, bu kadar. Evet. Kalpten sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı okudum. Güzel, eşsiz yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı desteklemeye, paylaşmaya, sizin gibi canlara, sorularına cevap bulmak isteyen birçok cana da destek olmak için paylaşın sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, komşularınızla, aile bireylerinizle, yeni tanıştığınız herhangi bir insanla bile paylaşın arkadaşlar. Belki onlar da bir sorularına cevap bulmak için siz de orada arada kanallık etmiş olacaksınız benim gibi. Telefon numaram zaten hemen videonun altındaki açıklama kısmında zaten var. Bilmeyen sevgili gönül dostlarım için ister astroloji eğitim, ister astrolojik haritanızın yorumlanması için, isterseniz tarot bakımı almak istiyorsanız ki
Özellikle bu aşamadaki sevgili gönül dostlarım için ve diğer arkadaşlarım için de hangi seviyede aşamadasınız, neler yapmanız gerekiyor, önünüzü görüp göremediğiniz, sıkıntı yaşadığınız noktalarda en azından bir fikir sunabilme şansı tanırsanız telefon numaram 0530 122 1969. Sevgilerimi sunuyorum, kalpten sevgilerimi ve sevgili gönül dostumun açılım istemişti ve yaptım. Muhteşem bir açılım oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ona da cevap olmuş oldu. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.